Efeler, efelerimiz, milli mücadelenin gizli kahramanlarıdır onlar. Kuvay milliye ruhunu iliklerimize kadar hissettiren neferlerimizdir. Bir efe şöyle bir kollarını kaldırıp zeybek oynamaya görsün. Hemen gözlerimiz dolar. Bir anda haydi bre diyerek efe olası gelir insanın. Nedendir bilinmez, aynı ezgiyi her duyduğumuzda tüylerimiz diken diken olur. İçimizde bir duygu kabarır. Ege sevdası, vatan sevdası, yar sevdası, hepsi birbirine karışmıştır sanki. Kalp atışlarımız hızlanır da neden hızlanır bu kadar? Anlayamayız. Efeler diyarından, Aydın Söke'den selam olsun size. Selam olsun Çakır Efe'den. ...71 yıldır körüklü çizme yapan bir usta var Söke'de. Zeki Avcıoğlu. Dile kolay. 7 yaşından beri durdurak bilmeden çalışmış. Babadan öğrenmiş mesleği Zeki Usta. Çakı gibi maşallah. Namı diğer Çakır Efe. Çakır Efe lakabı da gözlerinin o çakır çakır bakışından geliyor. Bir bakıyor ki efem bize. Sormayın gitsin. Şimdi benim yaşım 78. 7 yaşında bir çocuk okula gider. Ben de 7 yaşında okula başladım. İlk okula başladım. Babam mesleği de bu yani. Ayakkabı üzerine, çizme üzerine. Okul tatillerinde babam yanında çıraklık yapıyorum. Bu şekilde devam ettik ve bu yaşa kadar geldik. 71 seneden beri ben bu mesleğin içerisindeyim. Benim kökenim, esas kökenim Yörük'tür. Yörük çocuğuyum ben yani. Ben köylü çocuğum. Ama ben köyde yetişmedim. Babam da köyde yetişmez, sonradan buraya gelmiş, İstiklal Harbi'nden sonra evvel falan burada yerleşmişler. Şimdi bu mesleği öğrendik. Evet, yapıyoruz. Bunlar ekmek yiyoruz. Ben sizin gibi 6 tane çocuk, Cenab-ı Allah bana 6 tane çocuk verdi. Bunları alın teriyle böyle besledim, büyüttüm, evlendirdim ve bende 13 tane de torun var yani. Ben öyle boş bir insan da değilim yani. Ama hepsini alın terine yapıyorum. Ve ben bu alın teriyle çalışarak 2000 yılında benim evde 52 yıllık sevgilim var. Onunla beraber hacca da gittim ben. Ben ulaşacağım yere ulaştım bu fani dünyada. Allah'a çok şükür. Allah olmayanlar versin. Uçaklar, trenler, saraylar, apartmanlar, arabalar hepsi sizin olsun. Ama benim gönlüm zengin olsun. Ben öyle yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana bir sağlık vermiş. O sağlığı muhafaza ederekten, Allah'a sığınaraktan çalışıyorum, ekmek parasını çıkarıyorum. Kimseye de muhtaçım, Allah'tan başka kimseye de muhtaç da diyelim yani. Bu şekilde bu işi devam ettiriyorum. Kültür Bakanlığı'nın arşivinde yer alan bir sanatkar o. Aynı zamanda Aydın Ahilik Teşkilatı'nın da başkanıyım, gururluyum ama keşke sanatımıza biraz daha önem verilse, keşke çırak yetiştirebilecek kadar kazancımız olsa diyor
Zeki Usta. Bu 11. senenin yani 2011'in sonunda Sanayi Bakanlığı bütün vilayetlerden, Türkiye vilayetlerinden herkesin bir sanayi ahiler başkanı seçmişler. Seçenekten. Hatta bana haber de geldi. Özgeçmişliğimi istediler benim. Çalışma tarzlarımı istediler. Resimlerimi istediler. Ben de gönderdim yani. Yani onlar da zaten araştırıyor. Ben zaten Kültür Bakanlığı arşivinde bir sanatkarım. Ve oradan beni diyor ki tamam bu ustayı Aydın Ahiler Başkanı yapalım. Dedim. Beni o şekilde Ahiler Başkanı yaptılar. Valinin önünde bakamında büyük bir salon tabii. Bütün orada memuran takımlar falan toplamışlar. Benim varım. Orada bir tane de medya da yok içeride. Onu üzüldüm yani. Şimdi Vali Bey konuşuyor bir şey. Hepsi de tamam diyorlar falan benim konuşuyorlar. Dedim acaba bana sıra gelecek mi diye ben öyle gözetliyorum da ben konuşurum yani. Şimdi Vali Bey dedi ki işte dedi el sanatlarımız dedi. Çok dedi ekonomisi dedi, küçük olduğundan dedi. Yardımcı olamıyor dedi ve dedi bunlar geçiyor dedi. Mesela atıyorum dedi bir semerci dedi. Semerci bugün dedi motor çıkınca dedi, makineler çıkınca dedi. Hayvanlara ihtiyaç kalmayınca dedi. Semere de ihtiyaç kalmadı. Bitiyorlardı işte. Tarihe karıştı dedi. Dedi mesela bir çizmeci dedi, usta dedi. Dedi ki bunun dedi sanatın mesela dedi. Usta dedi sana soruyorum dedi. Bu senin sanatın dedi lotarji mi dedi yoksa dedi ihtiyaç mı dedi. Yani süslü eşyası mı dedi. Dedim daha evvelce dedim ben bu ihtiyaç da ama dedim ben. Bu dedim doğal bir şeydir. Hepsi diridir bunun dedim ben. Ama şimdi lotarji oldu dedim ben. İşte dedi bunlar da dedi bu çizme de dedi yarın bir gün dedi bu da kalkacak temele dedi. Bu da tarihe karışacak dedi. Hop dedim bir dakika dedim Vali Bey. Bu dedim insanlar sağ olduğu müddetçe. Bunu dedim insanlar seviyor hayvanlar değil yalnız dedim. İnsanlar sağ olduğu müddetçe ben bu sanat dedim ben çalıştıracağım. Ve dedim öldürmeyeceğim inşallah dedim ben. Bu sanat ölmeyecek. Ama insanlar sağ olduğu müddetçe. İnsanlar yoksa dedim ben benim sanat da yoktur dedim. Arkadaşlar uykulardan uyansın uzun... Öldükten sonra da devam etsin istiyor mesleği. Bu meslek beni aşsın, benimle birlikte yitip gitmesin diyerek buruk bir serzenişte bulunuyor. Bir üzüntüm var, yani kendimi aşamadım. Kendimi aşmak istiyorum. Fakat yaş 78'e girdim. Hala aşmak istiyorum kendimi. Ya aşmak ne demek dersin sen ama ben kendimi, kendi kendime bakan bir insanım. Çoğunluk için bakan bir insanım. Kendim baktıktan sonra başkalarına da ekmek vereyim istiyorum yani. Onlar da ekmek istiyor. Ama ben öldükten sonra bu ekmek de ölecek. Ölmesin istiyorum ya. Senden sonra kim yapacak bu işi? Diyorlar. Zaten benden evvelki ustalarımız hakikaten birer dahiydi yani. Onlar gitti. En son ben hayır diyorum. O da benim gibi bir çömezeye kaldı bu yani bu iş. Sökenin körü çizmesini tanıtmak bana kaldı. Yeğenle beraber bana kaldı. Beraber yürütmeye çalışıyoruz. Ama ne kadar gidecek de bilemiyorum yani. Şimdi geliyor diyor ki bazısı hadi ya senin çocuğu ver çarak ilişkilerim falan diyorum bazı tanıdık arkadaşları falan. Usta sen bana kaç para vereceksin haftalık? Sen bunu sigorta yapacaksın mı? Ya ben kendime bakamıyorum dedim ya. Bir de sigorta sen uğraşacağım ya. Ben zaten Bağkur emeklisi bir insanım. Benim aldığım para 4-500 lira bir maaş alıyorum. Onda elektrik parası, telefon parası, su parası kesiyor, bitiyor. Bereket misin? Sosyal güvencem var. Oradan karlıyım. Hanımla beraber sosyal güvencemi tamamlıyoruz. Bu şekilde geçiniyoruz. Vatanını çok seviyor. Vatan delisi, bayrak delisiyim ben diyor. Arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Kuvayi Milliye Derneği'ni gururla anlatıyor bize. Ege Mıdırası'nı Efer kurtardı yani. Halk çocukları kurtardı. Milli mücadele kurtardı. Şimdi ben bunları çok sevdiğim için, vatanımı, memleketimi, bayramı çok sevdiğim için Kuvayi Milli Mücadele Derneği Adana'da İlle beni gönderdiler, konuştuk onlarla, onlar çizme falan yaptım. Sen dediler, ya derneği kur orada, vardı burada dedi derneği, kapandı. Sahip çıkmadılar bana, kapandı. Ben önderlik yaptım, bir kurucu meclis kurduk, üç arkadaş olduk. Hatta benim yeğen aldım birisini. Ve bu şekilde tekrardan burayı dernek yaptık.
Hatta dernek binamızda dükkan yani. Dükkende dosyalarımız falan hepsi burada. Bu şekilde ben başkan oldum ve kurduk 20-25 kişiyle bunu yürütmeye çalışıyoruz. Alın teriyle geçiren bir insanım. Benim gücüme giden bir şey varsa, ya ben Bağkur emeklisi, sen çalışma diyorlar. Çalışırsan senin paranı keseriz diyorlar. %15'ini keseriz diyorlar. Neye kesiyorsun dedim ya. Ben çalışmazsam aç kalırım zaten. Bu paramı geçiremem ki diyorum. Ve çalışıyorum. Ve benim %15 paramı da kesiyorlar. Kessinler. Vatanıma, milletime helal olsun ya. Ben vergi kaçırmak istemiyorum. Uyansın arkadaşlar. Haydi Zeki Ustam, bir giyiver de Efe kıyafetlerini, millet Efe görsün diyoruz. Çakır Efem giyiyor kıyafetini, başlıyor bize Ege Destanı'nın kahramanlarını bir bir anlatmaya. Şimdi Efe deyince biz Ege'liyiz. Ege, Efe'lerin kurtardığı bir vatandır yani. Milli mücadelede, Kuvve-i Milli mücadelesinde milletin kuvveti olarak bu Ege'de kurulmuştur. Efeler burada yetişmiştir. Efelerin sayesinde bayrak ve vatan kurtulmuştur. Ve biz de onları canlandırmaya çalışıyoruz. Bu benim tarihim, benim kültürüm bu. Bir millet kültürünü unutursa, kültürünü kaybederse bütün benliğini kaybeder. Bu tarih kaybolmayacak, bu kültür kaybolmayacak. Bu Efe'nin bu kıyafetinin içerisinde kan var, barut var. Onlar kokuyor. Başka bir şey kokmaz yani. İncik boncuk kokmaz. Kan ve barut kokar bunun içerisinde. Çünkü bu atalarım benim bu elbise giyip bu vatanı bize hatıra ettiler. Yörük Haliler olsun, Demirci Mehmet Efe'ler olsun, Cafer Efe'ler olsun Söke'nin kurtuluşunda. Bunlar hep vatan, millet aşıklısıdır. Şehitlerimizdir. Gazilerimizdir. Allah razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Ben böyle yaşıyorum. Onlardan böyle duydum. Ben de bunda giydiğim zaman da dört dörtlük değil de 8 köşe oluyorum. Çakır Efem geliyor karşıdan. Bir Efe ki o çakı gibi. Hey gidinin Efesi. Hey gidi Efelerin Efesi. Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi. Efesi, Efelerin Efesi. Aydın Efelerinin vazgeçilmez bir parçası, Söke'nin kültürel bir sanat ürünüdür körüklü çizme. Bu çizmeleri yapmak da ancak bir Efe'ye yakışır. Bir de işin incelikleri var tabii ki. Çakır Efe anlatıyor, biz de ona kulak veriyoruz. Bu 1950 senelerinde yine Söke'li ustalarımız bu körüyü icat mı? Ben icat etmedim. İcat ettiler körüyü. Evvela düz körük yaptılar. Ondan sonra bunu baklavaya çevirdiler. Bu şekilde oldu. En son durumu körüğün budur yani. Körük daha evvelce yoktu. Daha önce mesela çizme vardı. Efelerimiz ayağında çizimler vardı. Atatürk'ün ayağında çizme vardı ama körük yoktu yani. Körüyü Sökeliler icat etmiştir. Söke'nin körüklü çizmesi diye anılır yani. Budur. O bire bire bu şimdi bunlar yani kendiliğinden olmuyor. Bundan her körüğün arası 3 santimdir. 3 santim böyle düzgün ortadan, biz buna santimizi çizarız, bir de arkasından çizilir bu şekilde. Ve bunun ara yerine başlar, kırılmaya başlar. Elinin birisi içeride, birisi dışarıda. Biz boyunu bunu bu şekilde kırarız. Evvel önünü kırarız, ondan sonra arkasını kırarız. Bu sefer yanlar çıkar. Bu sefer başlarız yanlarını kırmaya başlarız. Değil ıslanacak tabii, yumuşayacak, hamur gibi olacak bu. Onu o şekilde yaparız, bir de bastırırız biz kalıbın içerisinde böyle. Tekrardan rutuşlarız. Rutuş derken, bu aynı şekilde kambada kurur. Bak ben size kambayı göstereceğim. Çünkü uzun kambalar var, ağaç kambaları. Onun içerisinde kurur bunu. Kurur zaman da bizim çizmemizde körükleri bozulmaz yani. Şimdi bu bizim kültürel sanatımızdır. Bunun altına biz
deriz ki bu köselerin altına yani bront olduğu zaman köseli vurmazdan evvel bu şu taban kısmına biz bu parçaların şu deri parçalarının yani o sahtiyen dediğimiz o deri parçalarının parçalarından bunun altını dolgu yaparız. Dolguya tabi gazla da ısırırız biz onu güzelce falan. Onun altını köseliye kapatırız. Onu şimdi o vatandaş bunu giydiği zaman da böyle giydi mi böyle yürürken gıcırt gıcırt gıcırdar bu. Gıcırdar zaman da benim çizmek gıcıraklı olsun derler ya. Çiriş dediğimiz bir ottan olur bu, çiriş otundan. Bunu tabii biz bilmiyoruz. Dağda onu bazı köylüler, bazı insanlar bilirler. Bu nerede oluyorsa dağlarda olur yani. Bunu topluyorlar, bir de değirmende üütüyorlar bunu. Un halinde geliyor, böyle un halinde geliyor ve biz de alıyoruz. Bu eğer ki bu çiriş olmazsa biz bunu un halinde karıyoruz. Bakın. Bu şekilde suyla böyle un halinde böyle karıyoruz bak bunu. Bak. Karıyoruz. Bununla kalıba çekiyoruz. Kalıba çekeceğim göreceksiniz. Yani. Kalıba çekiyoruz. Ve bu şekilde taş gibi kalıyor çizme. Ayakkabı yani. Bir de bunun bu şu çizmenin bu derisi astar diyoruz ya. Bu astarın arasına bu yüzüyle arasına bunu sayacıdır. Şu dikişler diken terzi bizim sayacıdırız. Bizim ek sanatkarımızdır o. Onlar da ayrı bir sanatkardır yani. Bizim sanat, onlar olmazsa biz bunu yapamayız. Ama eski sanatkarlarımız hem bunu yapardı hem onu yapardı ama biz o kadar değiliz yani. Şimdi sayacılarımız vardır. Bunu yaparken ikisi arasını çiriş sürer bunu. Çirişli sürdüğü zaman da işte böyle kalır bu. İşte o körüyü de kırdığı zaman da usta kırdığı zaman bu kırar. Üstelik körük ustası bu yani. Kırdığı zaman da bu körük bozulmaz. Ebedi bozulmaz. Ama bu çiriş olmazsa bunun içerisinde körük de tutmaz. Olmaz. İlle bu deri de olacak, bir de çiriş olacak içerisinde. Budur. Şimdi biz bu çirişle bunu kalıba çekeceğiz. En güzel anılarımdan birisi diyerek, askerde komutanıyla yaşadığı bir anısını daha dün yaşamış gibi anlatıyor bize. Ben asker oldum. 20 yaşında asker oldum. Sivas'ın Divriği kazası vardır. Divriği kazasını ben jandarma askeriydim. Oradayız. Benim orada künyemde şahsi dosyamda yazılı. Diyor ki Sökeli, mesleği de kunduracı diyor. Orada bizim bölük komutanı oluyor, yüzbaşımız var. Onu görünce hah dedi bu çocuk bana lazım. Hemen gel, gel oğlum bakayım buraya falan. Sen dedi böyle kunduracı. Evet komutanım, ben kunduracıyım. Peki dedi sen çizme yapmasın. Ya biz zaten çizmenin içinden geldik komutanım dedim ben. Tamam dedi ya. O da kendisi bir alt atay var böyle besliyor altay at yani onu büyütecek bir kendisi bir al tabi asker olduğu için böyle al bir çizme yaptırmak istiyor. Bakın orada çizme yapan yok. Aman dedi bana burada bir çizme yap ver falan dedim komutanım yapayım hani kalıp edevat yok ben ne yapacağım ben seni burada ayakkabıcılara götüreyim dedi göstereyim onlarla beraber seni kalıp edevat verirsin o da yap. Gidelim dedim askerim tabi biliyorum ben yok onlarda da gittim ustaların yanına dedi bu benim askerim. Burada dedi benim ayağım bir çizme yapacak dedi size buna yardımcı olun. Buyur komutanım söyleyeyim falan. Ben şimdi konuşuyorum. Dedim usta dedim kamba var mı kalıp dedim yok dedi. Bu dedim sayıya kim düşecek bilmem. Hani onun yüzünü bunun sayası deriz dedim. Yok o yok bu yok dedim. Bu çocuk doğru söylüyor dedi. Komutan dedi bu çizme burada olmaz dedi ya imkanı yok dedi. Ne yapacağız? Velhasıl babama dedim ki baba ben mesele böyle böyle bu çizmenin yüzünden dedim burada çok iyi bir şey oldu. Körük de yok o zamanlara yani. Ama zaten o adam körük de istemiyor. Ya asker kendisi biliyor musun? Dedim baba ben bu çizmenin yüzünden dedim. Ben burada çok rahat edeceğim. Ne olursun bu çizmeyi böyle böyle şöyle şöyle kendin de başka birilerine söyle yardımcı olsunlar. Al bir çizme yap. Bana bu kendi düz olacak böyle. Direkt gibi soba vurusu gibi olacak. Bu adam subay bunu kesecek yani. Aman sen bilirsin. Kaç para bunun sermayesini? Ben sermayesini alacağım yani. Hem dedim onun harçlık yaparım kendime. Velhasılı babam
biraz da geç olduysa da çizmeye geldi. Benim kedirim bayanımı zaten ölçüyü ben aldım. Tabii gönderdim, öyle yaptı çizmeyi. Geldi bir kedirim bayanı çorak gibi böyle çizmeye. Bir kedi gözüyor odanın içerisinde. Ellerine sağlık o babanın ya. Hakikaten olmuştu ya falan. Ve en güzel anım yani o çizmenin sayesinde hak eden orada bir itibar sahibi oldum komutanın yanında. O anımı unutamıyorum. Allah rahmet eylesin. O insan da öldü. Hala unutamıyorum yani. En güzel anılarımdan birisi yani. Sevdiğinden, hayat arkadaşından 52 yıllık sevgilim diye bahsediyor. 52 yıl bir yastığa baş koymak, ilk günkü gibi sevmek ve saymak, ölüme bile onunla gitmeyi istemek. Hacı hanım dedim, Allah'a dua edelim. Bak namaz kılıyoruz. Bu dünyadan giderken nasıl hacı edin beraber gittik? Bu dünyadan giderken de beraber gidelim. Sen bilirsin. Dua edelim. O da dua eder. Ben dua ederim. Bu duygular yabancı mı bize? Hiç mi tatmadık yoksa? Yoksa istemedik mi hiç böyle bir sevdamız olsun? Benim evde 52 yıllık sevgilim var. Ondan beraber hacca da gittim ben. Ben ulaşacağım yere ulaştım bu fani dünyada. Allah'a çok şükür. Allah olmayanlar versin. Onun bana yapmış olduğu hizmeti hiçbirisi yapmaz. Yapamaz yani. Benim verdiğim sevgiyi ona kimse veremez. Şimdi siz gençlerin hepsi de ya ne çabuk boşanmaya gittiniz, hayret ediyorum ya. Doymuyorlar ya. Ayıp şeydir ya. İnsan bu dünyaya geldik. Yani ben sizi diye bir insan olarak bir dişi bir erkek yarattım diyor. Birbirinizi sevin diyor Cenab-ı Allah. Sevgiyle yaşın diyor. Sevgisiz insan yaşarsa bu böyle olur ya. Ne çocuğunun hayır olur, ne karısının hayır olur, ne kocasının hayır olur. Ne aldığın rızkın ekmeğin de hayır olur ya. Bereket kalkar kızım. Onun için bereket kalkma, bereketli yaşaman için azı kanaat edeceksin bir. İnsana karşı, bilhassa evine karşı, bilhassa eşine karşı, en yakın arkadaşına karşı sevgi besleyeceksin, sevgi gösterisi yapacaksın. Seveceksin ya. Kusurlarınızı affedeceksin. Hepimizin kusuru var. Benim kusurum yok mu? Ben eve gittiğim zaman da ben bu memleketin çocuğuyum yani. Yaşım 78 benim ama ağzında bazıları patavasız konuşuyorum yani. Eve gittin mi? Sen benim hacım, biz öyle anlaştık. Ya sen utanmıyor musun? Sen 5 vakit namaz kılan hacı adamsın. Hala daha kötü konuşuyorsun diyor. Kusura bakma halim diyor. Özür dilerim diyorum. Özür diliyorum. O da bazı kızdı mı bazı bana hani söylenir evde. Ya hacı ayıp ya diyorum. Böyle söyleme ya. O da özür diler. Biz özür dilerim. Birbirimize özürle arıştık. Biz hemen birbirimizin kusurlarını hemen affederiz. Ne o beni aldatır ne de beni aldatır. Ne o beni aldatmıştır ne de ben onu aldatmışımdır. Allah korusun ya. Biz hak aşığı bir insanız. Allah aşık bir insanız. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı, bütün insanları çok seviyoruz. Sevgiyle yaşadık, sevgiyle bu dünyadan gitmek istiyorum mesela. Namı diğer Çakır Efe'nin her cümlesinde hayatın içinden bir kare var. Her söylediği öğüt bize. Özümsemiş yaşadığı her anı ve sevmeyi bilmiş koşulsuzca. Bir alın teriyle çalışmaya, bir de sevmeye, sevilmeye doyamamış. Karşı
çakır canıyı.